Şimdi bu böyleyken yani çok duyarlı olunan süreçlerde Kılıçdaroğlu'nun tutumu baştan sona hep sorumluydu. Dolayısıyla tepki alması çok doğal. Yani yumurta atılır, başka bir şey olur vesaire. Burada kurşun atılması manidar oldu. Evet. Yani çelenk, önce çelengi yere atılıyor, sonra kurşun atılması, evet. Ama kurşun atanın şehitin dayısı olması olayı işi Kılıçdaroğlu'nun istediği meşreye sürüklemesine engel olacak bir tutum oluyor bu. Çünkü yani sonuçta ateş düşmüş. Düştüğü yerden gelmiş. Yani bunu olumlamak anlamında söylemiyorum. Nasıl ki biz bir ara bir askerin abisi bir cenaze töreninde kim olursa olsun, nereye mensup olursa olsun maksatını aşan laflar, bir tabii ki evet, bir askere evet. Yakışmayacak kadar, bir asker disipline yakışmayacak kadar maksatını aşan laflar söylediği halde, ya o dedik işte ölen bir insanın abisidir, bunu tartışmayalım. Yani günde ki bunu sürekli kullanıp onun üzerinden bir algı operasyonu yapmaya çalıştıkları dönemde. En azından kendi adıma evet. Sürekli yapıldığı halde kalkıp kardeşi ölen bir insana çatmak iş değildir. Bunu görmeyelim dedik. Evet. Şimdi burada da şehitin dayısı olduğu için Kılıçdaroğlu'nun ve daha sonra il başkanlığıyla birlikte işte yürüyüş yaptılar. Aslında evet. İl başkanlığına, AK Parti il başkanlığına kadar bugün yürümek istiyordular. Böyle istedikleri şeye bunu taşıyacakları bir durum değil. Bu biraz özel bir durum. Ama yine de hiçbirimizin tasvip etmesi mümkün değil. Bir de şu var, yani kan dedi, cesedimizi çiğneyerek ancak bu başkanlığı getirebilirsiniz filan. Yani tam o söylemlerinde bir tık daha yukarı taşıdığı evet. Zaman bu mesele. Ama şunu konuşacağız herhalde, ben arkadaşlar konuştuktan sonra biraz sonra belki de onu da konuşacağız. Ne yapılmaya çalışılıyor, ne tabii, yapmaya çalışılıyor. Elbette. Bir sonraki aşamada. Elbette. Ahmet Hikek. Şeye gelince, bu cami avlusundaki hadiseye gelince, 4 kişi tutuklandı, şey, gözaltına alındı. Evet. Serbest bırakıldılar sonra. Bu 4 kişiden biri, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayan, üzerinde polis üniforması olan kişi, bir CHP'li. Sosyal paylaşım sitelerinde oyunuzu CHP'ye verin diye ifadeler var. Bugün onu da ortaya çıkardılar. Kurşunu atan da, daha doğrusu kurşunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne bırakan kişi de ölen polisin, şehit olan polisin dayısı. Yani bu bir defa olayı bambaşka bir hale getiriyor. Doğru, orada bir provokasyon var. İşte biri polis üniforması giymiş kişi. Diğer ikisi de hem tacizden hem uyuşturucudan sabıkası olan iki kişi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bütün bunları organize bir eylem gibi sunuyor. İşte başbakandan sarıldılar, görüştüler, talimatı başbakandan aldılar. Bu organizasyon içinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü de var. Bu şekilde lanse ediyor. Mecliste de adamları neydi ismi? Ateşli bir konuşma yaptı. Grup başkan vekili. O da bu türden şeyde beyanlarda bulundu. İşte bugünkü CHP il başkanlığının toplantısında da, yürüyüşünde de buna benzer şeyler dile getirildi. Yani onun üzerinden işte suikaste uğramış şeyi, mağdur edilmiş havasına giriyor. Yani sanki çok büyük bir badire atladı. Ya kurşun sana sıkmadılar. Önüne bir kurşun attılar. Kurşun sıkmadılar yani. Yani o kurşunu, senin önüne atılan kurşunu Hendek'teki arkadaşların zaten askerlere sıkıyorlar. Yani böyle bir durum var. Bir de o çelengi tepikleyenler. Bu çelenk meselesi de, şimdi bu ilk kez olan bir şey de değil. Bu üçüncü. Hocam o kurşunu atmadılar, sıkmadılar. Hep ne şekilde ifade etsek de tam anlaşılmıyor. Eliyle. Eliyle bıraktı. Eliyle kurşun yani bırakıldı. Kurşunu hani, eliyle. Kemal silahsız. Kılıçdaroğlu önüne bırakıyor. Ya kurşun da atmıyor, önüne bırakıyor. Alıyor poşet içinde. Yani iki gündür elinde poşet dolaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu. İçinde kurşun var. O poşette dolaşıyor iki gündür. Sanki bir suikaste maruz kalmış gibi. Ben yine de bir şeyi hatırlatma yapayım. Sözünü kestim. Kemal Kılıçdaroğlu vezneciler saldırısının olduğu akşam o cümleleri kuruyor. Onu da söyleyelim yani. Ya bu ise o çok büyük bir vahim. Yani şey yani, mi? Çok vahim. Tabii tabii. Yani, televizyondaki tabii, cümleler. Tabii. Yani ben şimdi bir an tereddüt yaşadım. Siz konuşurken ona da baktım. Yani vezneciler saldırısıyla ilgili de konuşuyor orada.
metninde buldum. Onun için yani. Felaket daha kötü, o zaman. Daha evet, evet. Yani elinde şey, elinde poşet dolaşıyorsun iki gündür. Sanki sana bir suikast yaptılar. İşte oradan bir mağduriyet çıkarıyorsun. Yani o kurşunların yani hakikisini bir o adamlar sıkıyorlar. Yani senin ziyaret ettiğin, hapishanede ziyaret ettiğini söylediğin adamlar, teröristler o insanlara sıkıyorlar zaten. Yani problem de bu ve bu da ilk kez olmuyor. Bu üçüncü. Daha önce iki kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı şehit cenazelerinde. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'linin bir şey çıkarması gerekiyor. Bir sonuç çıkarması gerekiyor. Yani niye muhalefetteyken bütün tepkilerin hedefinde bu parti ve bu genel başkan? Bu bence ya bu çelenk parçalama hadisesi tasvip etmiyoruz. Bu olayda kınıyoruz. Hakikaten çok kötü bir şey, çirkin bir şey. Evet. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şey söylüyor. Bence hala o söylenen şeyi anlamış ve oradaki mesajı kavramış değildi. Evet. Şimdi Salih Tuna az önce söyledi. Eskiden AK Partililer cenazelerde saldırılara, laf dokundurmalara, protestolara maruz kalırdı. Yani şimdi AK Parti'nin mümessilleri cenazelerde cenaze sahibi muamelesi görüyorlar. Biraz daha şey, önemli bir değişiklik bu. Çok. Yani bunu AK Parti'nin işte 14 yıldır izlediği politikalara da bağlayabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine de bağlayabiliriz. Yani bir şeyi vura 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 onun üzerinde çalışa 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 bu konudaki şeyi, imajı dönüştürmeyi başardı diyebiliriz. Yani şu anda eskiden gördüğümüz şeyin tam tersiyle karşılaşıyoruz. Peki bu eskiden gördüğümüz işler tabii işler miydi? Ben zannediyorum onların da birçoğu bir şekilde organize işlerdi. Yani hatırlayalım, şeyden beslenen, şehit cenazesinden beslenen siyaset söz konusuydu o zamanlar. Tabii. Yani cenazeler çok gelince filan partinin oyu artar diye bir imaj vardı. Evet. Yani. Şimdi muhtemeldir ki siyasetin biraz eli vardı o şeyin içinde. Bazıları simultane, anlık işte bir şehidin kardeşinin tepkisi, bir şehidin annesinin tepkisi gibiyse de bir kısmında biraz şarj vardır eminim yani o dönemde. Çünkü vatandaş siyasetçiye kolay kolay şey yapmaz. Yani misafir durumundaki siyasetçiye kolay kolay bu tür tepkileri şiddet, mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Soma'da yapılan şeyler, o protesto mahiyetindeki şeyler, onlar da bir çalışmanın ürünüydü. Tabii, yani.